Evet arkadaşlar, yeniden karşınızdayız. Şu sıralar çok sık karşınızdayız ama bugün çok mühim bir meseleyi tartışmak için buradayız. Ne meselesini tartışacağız bugün? Türkiye'de korku sektörü neden bir türlü gelişmiyor kardeş? Bunun için de çok değerli bir konuğum var. Çok değerli de bir arkadaşım kendisi. Yazmış olduğu kitaplarla ve hikayelerle aslında Türkiye'de geleneksel korku alanında okuma zevki veren bir takım kitaplar yazdı kendisi. Ve çok uzun zamandır da kendisiyle aslında tanışıyoruz. Neredeyse bu piyasada birlikte büyüdük bile diyebiliriz yani. Ortak kaynaklardan beslendik, ortak bir takım yerlerde yazdık, çizdik omuz omuza bazen. Mehmet Berk Yaltırık şu anda onur etti bizim kanalımıza katılarak. Kendisini de bu konuda hani yerli korku, özellikle de geleneksel damardaki korku konusunda gerçekten de memleketin artık bilir kişisi ad edeceğimiz isimlerinden biri. Evet, Sayın Yaltırık. Nasıl geçiyor süreç acaba oralarda? Ben bu süreçler önce de dört duvar arasında yaşadığım için benim hayatımda çok değişen bir şey olmadı aslında. Sadece tek fark işte bazen kafama esip bir yerlere gidebiliyordum, böyle bir ağaç, kara ağaç koruluklarına falan ya da çarşıya falan. Şimdi pek bir yere gidemiyorum. Mecburi bir dört duvar arasında kalış bu. Ama tabii insanların psikolojik, sosyal çehreleri beni de etkiliyor. İşte bu sabah konuşmuştuk ya, kabuslar meselesi falan. İşte dünyada ne olacak? Şimdi nereye gidiyoruz falan, o şeyler etkiliyor ister istemez. Bir de işin üretim boyutuyla da ilgilendiğin için böyle bir şey mi yazsam, şöyle bir hikaye mi olsa, yani şunu şöyle bir şekillendirsem diye düşünmüyorum. Ben bazen kendim böyle yazdığım türlerden farklı kurgular hayal ederken de düşünüyor buluyorum kendimi yani. Ya bir de şey sıkıntı, ben dışarıda şu anda mesela kuş cıvıltısı falan duyunca moralim bozuluyor. Mesela dün yağmurlu gibiydi burada hava, çok mutluydum, tamam mı? Yani dışarıda sürekli, şu anda da mesela çoluk çocuk top mop oynuyor. Bir de burası birazcık mahalle kültürü olan, ben birazcık getoda yaşıyorum. Mahalle kültürü var burada. Hava birazcık açınca hemen çoluk çocuk dışarıya atıyor kendisini. O zaman daha da sıkıntılı. Bir de hani az çok biliyorsun, ben birazcık dağ adamıyım. Yani bu tarihler genellikle benim dağ bayıra kaçma şeyim. O dağ bayır ortamını da burada bir şekilde kendi izolasyonumla sağlamaya çalışıyorum. Evet, bugünkü konumuz aslında Retroville'i oluştururken amacımız ortak zevklerimizi ön plana almak. Yani X, Y ve Z jenerasyonu kim abi? X, Y ve Z jenerasyonunun tamamını kapsayan ortak zevkleri konuşma. Ve ben hep şey diye söylüyorum, insanlar çok fazla damar yapma diyorlar ama bellek yolculuğu aslında bu. Çünkü etkilendiğimiz şeylerle aslında bir nevi yüzleşme. Tam bir nostalji sevgisi değil de neden biz buna maruz kaldık ve bizi nasıl etkiledi? Ve bugünkü üretimlerimizi nasıl etkiledi? Aslında bu bir yüzleşme seansına dönüşmeye başladı Retroville içerikleri. Ve benim şu son zamanlarda zaten hani ürettiklerimiz veya fikirlerimiz ne kadar bize ait sorusu, ne kadarı alımladığımız şeyler, ne kadarı kendi kültürümüzden taşıdığımız şeyler, ne kadarı da birleştirebildiğimiz, ortak paydada buluştuğumuz hibrit şeyler sorunsalı vardı. Bu sorunsal üzerinden de geçtiğimiz günlerde bu Dracula İstanbul'u dayı araştırırken ya aklıma yerli yersiz bir anda şey geldi. Ya korku sektörü arkadaş, bu kadar üzerine gidilen, bu kadar hani hesapta alıcısı olan, ki var, doğrudur, bir sektör neden bu ülkede bir türlü kendi orijinal kalıbını bulamadı? Bu kadar zengin bir Anadolu kültürü var arka planda. Anadolu kültürünün çok daha öncesi var. Yani senin aslında daha donanımlı olduğunu düşündüğüm kısım orası. Çünkü ben Anadolu kültürünün daha öncesine dair çok fazla donanımlı değilim. Araştırmadım. İşin açıkçası bu. Ve biz 1949 yılında çekilmiş olan Çığlık, 51 yılında çekilmiş olan Dracula İstanbul'da, ondan 17 yıl sonra 1970'te çekilmiş olan Ölüler Konuşmaz'dan sonra korku türünü tamamen uçurmuşuz 2000'li yıllara kadar. Şey, popüler diye işte bu Young Frankenstein'in Türk versiyonu, işte Sevgi Frankenstein'i çekmişiz. Bir de yine popüler diye şeytana uyarlamışız Metin Aksam. Neredeyse hani 90'lara kadar falan bir küstüğümüz bir tür. Şimdi 90'larda Kutlu Ataman şey Karanlık Sularla bir şey yapıyor, bir dönüş yapıyor. Ama 2000'lere kadar bir şey de söz konusu değil. 2000'lerde de ortaya çıkan hani bir korku sinemasına dönüş ama daha çok bir Galip Dursun'un tabiriyle, Galip abinin tabiriyle cin slasher'a
dönüş. Ve burada da şunu vurgulamak lazım. Evet, işlenen temalar, burada da cin. Ama işte özgürlük burada devreye geliyor. Biraz Hollywood vari cin. Batı türünde korku biraz daha elle tutulur, gözle görülür. Hani bunlar da biraz mücessem olmuş, yani cisim bulmuş ciller görüyoruz biz. Yani bunu aşağılamak için söylemedim. Hani seyirci olarak hani gördüm bu benim Beyaz Perde'deki örneklerinde. Eleştirdiğim oranda da ciddi bir izleyicisiyim. Hani yerli korku filmlerinde tutkuluyum yani şey olarak. Aa bak şu temayı ya da şu daha iyi işlenebilir dediğim birkaç örnek de var böyle sayabildiğim. Ama genel olarak hep aynı motif üzerinden gidiyor. Musallat motifi uzak bir aile, uzak bir köy üzerinden, yani akla gelebilecek ilk örnek üzerinden gidiyor genelde. Fakat Anadolu'ya gittiği zaman işin seyri değişiyor. Şimdi Anadolu'da cin musallatını birden farklı, yani 20'ye yakın bir motifi var. Yani işte bunun içinde cin düğünü var, cinle periyle yani evlilik var. Buna biraz girdiler, işlediler gerçi ama iş gerek. Kaba yani bildiğimiz anam babam musallat şeyinden çok çıkabilmiş değil. Cin Anadolu'da evet farklı kılıklarda görünüp insanı kandırmakla birlikte daha çok vesvese veren, yani insanın psikolojisiyle oynayan bir varlık. Korkularından beslenen bir varlık diyeyim. Böyle hani bir... böyle bir şey gibi bir şey. Pennywise gibi bir şey oluyor bir taraftan. Tabii. Da. Tabii. Şimdi böyle bir orta açıyor sana cin teması. Fakat sen gidip olabilecek ama daha garanti olsun diye en kolay yola sapıyorsun. Korku sinemasında örneğidir diyebileceğim yaşadığımız sıkıntı bu. Şimdi edebiyatta böyle bir şey değil. Edebiyatta belki de belli bir pazar ya da bir garanti kazandıran bir formül söz konusu olmadığı için edebiyatta şu an daha fazla bir örnek çeşitliliği var. Yani vampir öyküsü işte yazan var. Cin hikayesi, cin romanı yazan var. Kurt adam temasını işleyen var. Ben böyle yeni denk geldiğim isimler oluyor. Kayıp Rıhtım'da falan çıkıyorlar işte. Böyle diğer arada denk geliyorum. Aa diyorum böyle bir korku kitabı da yazılmış. Edebiyattaki kıpırtı hareketlilik ve çeşitlilik daha fazla. Okuyucuyu bu biraz daha çekiyor o yüzden. Çünkü şey birinden sıkılsa okuyucu öbürünü sevebiliyor. Fakat sinemada hep aynı türü gösterdiği zaman bir yerden sonra Yeşilçam'daki gibi olacak. Hep aynı şeyi çekiyorsun, aynı şeyi veriyorsun diye bir süre sonra izleyen şeyden sinemadan elini ayağını çekip o türden elini ayağını çekip soğuyacak yani elinde sonunda. Papaz her zaman pilav yemez diye laf var. Dolayısıyla burada korkunun, yani Türk korkusunun sorunu belli başlı motiflere ya da kalıplara sıkışma. Bir diğer problem de bunu bir pazara tam anlamıyla dönüştürememe. Ciddi anlamda korku endüstrisinden bahsedeceksek Türkiye'de, endüstri değil ama olaya yakın şey korku sineması. İyi kazandıran bir sektör ve hakikaten de belli en azından genel geçen başarı formülleri, kalıplaşmış formülleri olduğundan yapımcının garanti gördüğü bir şey alan diyeyim. Çünkü ya daha çekip de ben pişman olan görmedim yani. İyi kötü bir şey kazanç sağlıyorlar demek ki. Çekilmeye devam ediyor hani. Furuya dönüşüyor belli seriler ortaya çıkıyor falan. Dolayısıyla burada sıkıntı ama biz bu işten kazancımızı alıyoruz. Daha ötesine geçmeyelim. Yani kim uğraşacak? İzleyici ya da müşteriyi diyeyim. Daha belli hikayelere kanalize etmeye çalışmak. Dar kalıplar içinde tutmaya çalışmak. Bu da ister istemez ama hepsi aynıdır diye bir bıkkınlığa yol açıp tamamen korku şeyinden elini ayağını çekmesine yol açabilecek bir risk de barındırıyor. Ben hani iyimser bakmaya çalışıyorum genelde. Şey diyorum ki 2030'larda, 40'larda muhtemelen görürsek daha fazla sayıda ürün çıkacak, daha fazla sayıda yazar tüketir olacak. Belki o zaman korku endüstrisinden bahsedebileceğiz Türkiye'de. Daha farklı ürün çeşitlilikleri olacak çizgi roman alanında, sinema alanında ve şey hani biz ilk örnekler olarak hani bizim yaptığımızda daha farklı işler göreceğiz bu muhtemelen diye böyle bir ümit var mı yani? Ümitliyim bu şey konusunda, gelecek konusunda ama şimdiki durumdan bahsedersek demin özetle anlattım bir yani böyle bir durum söz konusu. Yani manzara-i ubiye bu. Yok, manzaraya zaten hepimiz aslında birebir tanık olduk. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. 2004'teydi galiba okulun vizyona girmesi. Okul Türkiye'nin ilk korku filmi diye tanıtıldı. Bizde şey var. Kolektif bellek çok hızlı bir şekilde silinmiş ve ama yani bu tabii ki çok aslında haksız değil. Çünkü işte Çığlık filminden bahsediyoruz ama hiçbir kopyası günümüze ulaşmamış. Dracula İstanbul'da'nın kopyaları sonrasında bir süre galiba bir kayboldu. Sonra ortaya çıktı. Ama şey gibi değil bu, Zagorlar gibi değil. Hani Vasili'nin arşivinden çıktı ya bizim o bütün avantür filmler. Öyle değil ama gerçekten şimdi örnek az olunca, şimdi 51 plus 2004 kaç sene geçmiş? 53 sene mi geçmiş oluyor? Matematiksel yanlışım varsa kusura bakmayın. Şimdi 53 sene boyunca hadi bir de Ölüler Konuşmaz ki say, 34 senede Ölüler Konuşmaz ki, bu kadar süre üretim yapılmamış bir alanda şimdi herkes ilk olma çabasında ya, işte ilk cin filmi, yok cinin ilk defa dayak yediği film falan, yani ilkin ilkini dershane şey tarih dershanesi mantığı var işte bizde. Bizim tarih bölümü de çok olur ha. İlk olarak şöyle, ilk olarak böyle. Bir gün bir derste orada şey demişti. Ya şu dershane mantığından kuyruğun oraya. İlk şeyi yok yani bu. Bir kavram mefhum.
böyle olmuş böyle gidiyor yani. Bunun farklı versiyonları var diye yani. Böyle bir ilklik şey takıntısı var cidden. İşte onun da şeyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum aslında. Şimdi senin dediğine bağlamak istiyorum bir yerden. Aslında bu türün gelişiyor olması demek, yani gelişmesi demek. Öncelikle yazın türü gelişmeden, iyi bir yazım olmadan iyi bir sinemasal anlatım oluşmayacak zaten. Şimdi bugün sen diyorsun ya çok farklı tandanslarda şeyler görüyoruz falan diye. Şimdi biliyorsun mesela gerilim bir örneği olarak verelim. Daha kaç yılında yazıldı, kaç yılında sinemaya uyarlandı. Bazı şeylerin gelişmesi ne yazık ki uzun zaman alabiliyor. Çünkü bizim gündemimiz çok hareketli ve hararetli bir gündem. Yani siyasi gündemimiz, politik gündemimiz. Ya son yani 300 yıldır, son 300 yıldır öyle yani gündem. Batmanlı falan geçitmesi de onunla bağlantılar. Değişen bir şey yok. Ya mesela ben 4 yıl önce mi 5 yıl önce mi ne bir korku belgeseli yapmak istemişim. Korku kültürüyle alakalı. Hatta işte korku sinemasının sahibi Yasin abiyle giriştik. İlk çekim de yaptık hatta. Yani ilk karşılıklı görüşmeyi yaptık. Ya Türkiye'de zaten hani çok fazla imal edilmiş korkuya gerek yok. Çünkü sen zaten bir korku toplumunun içerisinde her tür korkuyla birlikte yaşıyorsun. Dolayısıyla korku sineması senin için gerçekten fantezi kalıyor. Ama diğer taraftan da bu gerçek korkuya eğilen hikayeler de yok. Bizim sıkıntımız bu. Bizde tam anlamıyla bize ait korkuları yansıtacak hikayelerle yüzleşme cesareti yok. İki sebeple yok. Ya başım derde girmesin diye düşünüyordur yazar kişi, ya da ilgi görmeyecek ve satılmayacak ve bir şekilde karşılık bulmayacak diyordur. Ama şimdi diyorsun ya işte Kurt Adam öyküsü de var. Yani olması gerekiyor. Çünkü ben şunu kabul etmiyorum. Ya Kurt Adam bizim kültürle alakası var. La vampir falan değil. Yani 400-500 sene kalmışız yani. İster istemez yani adamın ecelisinden bizimkiler de etkiliyor. Yani aa dur Müslüman, dur buna musallat olmayın demiyor yani gelen vampir ya da ortak şimdi yani. Böyle bir durum var. Hani komşuna pişen bize de düşüyor şimdi. Ha birincisi o. İkincisi de aldığın kültürü inkar edemezsin. Böyle bir gerçeklik var. Yani biz yıllarca tabii. Teen slasher'larla büyüdüysek bunu küçümseyemeyiz. Tamam, bugün bakınca nasıl politikalar sonucu bu korku kültürünün oluştuğunu bugün bakınca bilebiliyoruz. Ama 9 yaşındaki bir çocuk olarak Jason Voorhees, Freddy Krueger bizde travmadır. Bizde bunlardan etkilenmemek diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Neyi aldıysak bunu yansıtacağız bir yerde. Ama bir de bu topraklardan bir şeyler alıyoruz. Köy kültürümüz var. Ya köy kültürü, baraka, şu bu, işte ormanlık alan, bunlar da bizim bir korkumuzun bir parçası. Ama mesela şu anda benim asıl korkumu söyleyeyim. Benim en büyük korkum plazalar. Bir plazanın içinde çalışmak benim hayatım boyunca en büyük korkularımdan biriydi ve ben 4 senedir farklı farklı plazalar içerisinde çalışıyorum. Ve öyle bir şey ki korkularınla yüzleş mi diyor evren bilmiyorum ama kaçtıkça plazaların içine çekiliyorum. Yani bir işten çıkıyorum başka şeye giriyorum pat plaza. Villada ise bile plazaya taşınıyor adamlar. Yani böyle bir şey var. Mesela musallat örneğini verdin ya. Musallatı ben şu açıdan aslında birazcık değerli buluyorum ki zamanında izlediğimde de takdir etmiştim. Çünkü emekleme aşamasında olan bir korku sineması içerisinde bir taraftan gelenekseli ama diğer taraftan da Almanya'da işte ailesiyle bir türlü iletişim kuramayan bir adam var mesela. Hani bunu sadece cin musallatı olarak değil, gerçek ciddi bir iletişim problemi var orada. Modern insanın ailesine ve sevdiği insanlara bir türlü ulaşamaması, çevresindekilere derdini bir türlü anlatamaması. Yani çekerlerken cini bir alegori olarak düşündüler mi düşünmediler mi bilmiyorum ama oradaki cin aslında gerçekten de yani musallat durumu insanların birbirleriyle iletişim kuramaması. Dabbe'yi de böyle okuyabiliriz. Yani kendini internete kapatan modern insanın yalnızlaşması, kendini evine hapsetmesi. Yani dediğim gibi böyle amaçları var mıydı Hasan Karaca'dan bilmiyorum ama bunu yansıtabildiğini de düşünüyorum bir tarafıyla. Yani Tabbe sadece şey değil, tamam nitelikleri tartışılır. Bu arada ben ilk izlediğimde çok korkmuştum. Herkes kahkahalarla gülüyordu ama yani ben felaket korkmuştum. Öyle söyleyeyim, kendime gelememiştim. Gururla söylerim bunu yani. Sonraki filmleri falan kulağımda pamukla izledim ciddi ciddi. Çünkü ses de beni gerçekten rahatsız eden bir ses kurgusu vardı. İşin o kısmını bırakırsak sonraki örneklerde şeye dönüşmeye başladı. Köye giden adamları cinler musallat oluyor. Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim lan. Bir de böyle kırsal virali gibi mesela bir tane filmlerin de adını unutuyorum. Hepsinin böyle isimleri de bir Arapça takı olmadan adam hani Arapça takı yoksa dövüyorlarmış gibi. Yani bir tane var işte atıyorum tamam mesela Gürzap cin bilmem nesi. Yani
bir Arap aynen. Arapça bir şey olacak. Ondan sonra da onu cimbi, hani bizim izleyicimiz herhalde şey diye düşünüyorlar. Bizim izleyici salak. Bunu şimdi Arapçasını anlamaz. Biz buna bir de Türkçe bir takı ekleyelim falan diye. Yani sanki böyle bir cin filmleri serisi varmış da farklı takılarla o cin filmleri serilerini brand ediyorlarmış gibi bir durum vardı. Şey vardı bir tane. Bir kadınla adam köye gidiyorlar. Ya filmin adını unuttum. Ya adam yol boyunca köy hayatını övüyor. Kırsal hayatını övüyor. Ya dedim bu nasıl bir filmdir arkadaş? Yani kadın sürekli bir şeyden şikayet ediyor. Adam da diyor ki ya köy işte ne olur. Bunlar, adam diyor ki ya buraya bunlar hep gezenci. Işte bunlar hep gezenci. Her yerde bulamıyorsun bunları falan. Aynen. Demek istediğim şey birazcık fazla imal edilmiş. İmal edilmiş, ihmal edilmiş değil. Ama mesela diğer taraftan da aslında yani Can Evrenol'un baskını da bir taraftan değerli. Ona da çok eleştiri geldi. Ona gelen eleştiri de şey, hiçbirle alakası olmayan bir film. Yani işte John Carpenter etkilenimi başta da olmak üzere. Yani bizim sinemamızla işte Argento, şu bu falan yani bizle alakası yok diye eleştirildi. Ya zaten eleştirmenlere de yalanamazsın yani. Öyle yaparsan çok Alaturka, böyle yaparsan çok bilmem ne. Doğru. Ama afişe bakınca tam Alaturka işte. Baskın Karabasan mesela hani tam bir Türk seyircisine hitap eden bir afişi vardı. Mesela Ammar 2014 tarihli. Ammar uzun zamandan beri ilk defa galiba görüntü yönetimini bu kadar ciddiye alan bir korku filmi olarak geldi. Baskın da o açıdan kendine has bir stili vardı. Bu topraklar için tabii ki yani etkilenimlerini saymıyorum. Ondan sonra birazcık korku filmlerinde bu sefer stil de kasılmaya başlandı gibi geldi bana. Şimdi şöyle bir şey var. Türk korku kültürü ya da endüstrileşme çabası diyeyim. Kaçırdığı belli başlı fırsatlar var. Şimdi 90'ların ortasında doğru bu. 96'da paranormal şovlar bir sükse yapmıştı ya. Saadet'in tek soy görevdeler. Kanal D'deki bu Sidor Ötesi programı. Sidor Ötesi de öyle bir prodüksiyon abanmış ki yani korku filmi yerine geçer yani. Bildiğin şey Türk korkusunu ben o yaşlarda ilk öyle tanıdım hani. Ve hiç şey diye de düşünmedik. Ya bunu sinemaya falan yapsalar yani sinemaya uyarlasalar bu emeği bu şeyi. Daha güzel olmaz mı diye düşünemiyordum. Ben çok sonradan fark ettim. Ulan ciddi abanılmış bir prodüksiyon var. Bunu sinemaya yansıtsalar ne olurdu? Yansımadı sinemaya. İş televizyonla sınırlı kaldı. Orada da tabii Rütük Emel engeli koydu. Durun çocuklar ruh sağlığı bozuldu falan. Peşmikan. Aynısını şeyde de yaşadık. Show TV'de Power Rangers'la şey Goosebumps'a yıllanıyordu. Saat 5'te tam okul çıkış saatlerinde. Goosebumps'a korku dizisi bir dönemi. Real Style'ın korku kitapları. Gençliğe hitap eden, teenage şeye hitap eden korku kitaplarının dizi uyarlamasıydı. İlk sezonu görebildik Goosebumps'a maalesef. Çünkü şikayet gelince çocuklarımız bundan korkuyor demeyle şikayet edince ben bir altyazıyla kaldırıldığını öğrendim. İşte aynı gün böyle Goosebumps'ta işte Power Rangers'ta gelen velilerden, ailelerden şikayet sorunca neden kaldırılmıştır. Üzülerek belirtiyoruz çocuklar diye şov diye böyle altyazı geçirmiş. Bak izlediğim günü hatırlıyorum. Nasıl böyle bir travma yaratmışsa. Hani o treni 90'larda kaçırdık. Hani zaten Sırdoş'a sırada da kıymetini bilemedik zaten. O da reyting kurbanı oldu. 2000'lerin ortasına doğru güzel bir kıpırdanma başladı işte okul filmiyle birlikte. Çok güzel bir gerilim furyası da çıkabilirdi. Beyza'nın Kadınları, Mustafa Hakkında Her Şey, Kısmer Ulak ve Kabuslar Evi serisi ki o televizyon yapılmış bir şey değil. DVD olarak çıkmıştı hani. Çünkü muhtemelen televizyonda alıcı bulmazdı hani. Sonradan sonra kült oldu ama bir de şey var hani çekiliyor, bitiyor, ilgi görmüyor. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra patlıyor. Ulan bu ne güzel şeymiş, niye bunu izlememiş diyorlar. Böyle bir zamansızlık belasız laneti de var bizim sektörün başında. Şimdi de yani bu da bir kaçırdığımız tren oldu. Sonra hiç gerilim filmini önermediler. Cin slasher üzerinden gitti mevzu. Yani cin teması üzerinden gitti. Belki seyircinin bunları daha işte sosyal medyada falan seslendirmesi belli cesur denemeler de mesela şey Özgür Bakar sanırım şey mesela vampir filmi üzerinde çalıştığını biliyorum. Muhabbet şey dolaylı olan muhabbetimiz oldu. Çok cesaretlendirici buldum. Yani biz yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri bu yönde hani bu tür işleri desteklersek hani seyirci olarak hani ulan ne kült işmiş demekten de öte bunları cidden destekleyebilirsek hep böyle farklı işler çıkar. Fazla farklı işler izlenir. Şimdi destek bulamayınca ben yapan adama da kabahat bulamıyorum ki yani. Ya evet sırf bu tek bir tema üzerine gidiyor. Ortada da zarar etmiş ya da tutmamış bir sürü örneği var yani. Ya bir de şeyden çok bağımsız işleyemiyoruz ki biz. Abi bizde o kadar hani sosyopolitik durumlar yani sadece ülkenin içerisindeki de değil. Yani dünyada olan sosyopolitik her şeyden tarih boyunca çok sert biçimde etkilenmişiz. Yani şimdi İlk örneklere bakınca 49-59, şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bütün dünyada belli bir şey var. Türkiye yine en çok etkilenenlerden biri. Dolayısıyla ilk kısılan zaten... Kültür ihracı yapılıyor dünyaya. Amerikan kültürü sineması. Bu işte biz 30'larda falan çekilen Dracula ve Frankenstein'i 40'larda 50'lerde falan böyle sinemalarda daha şey görüyoruz. Yani dedem anlatıyor. Bizim Erzurum'da sinemada
Frankeşler izleyecek, kalp krizi geçirip ölenler falan olmuş diye anlatıyorlar. Düşün her dönemin her durumunda. Yani şimdi düşün, bu çok yoğun bir şekilde karşılaşıyor. Bunu biz de yapabiliriz diye denemeler oluyor işte. Dracula İstanbul'da vesaire, Tarzan İstanbul'da var o dönem. Fantastik Yeşilçam örnekleri var. Fakat işte ticari deneme gibi görüldüğü için ya da işte çok fazla hani üzerinde eğrilmedi. Ya yani bir de şey var ya, sinemadan kazanılan paranın sinemaya yatırılmaması durumu da var. O iş gelişmedi ve Yeşilçam ondan sonra tarih oldu. Yeşilçam'ın kendi akışında bağımsız değerlendirilemez. Dolayısıyla hani onu da vurgulamak lazım yani. Bunu da vurgulamak, dikkat çekmek lazım. İşte buhran süreçleri bu kadar uzun olunca da insanlar komedi veya aşk arıyorlar. Yani güzel bir şey izleme kaygısı taşıyorlar. O yüzden hani melodram her zaman sinema salonlarında daha fazla alıcı buluyor korkudan ziyade. Yoksa korkuyla ilgilenen o dönemde de çok insan var. Çünkü çok eklektik bir zevk ve Hammer korkularının posterlerinin, materyallerinin bugün en çok satılan objeler olması boşuna değil yani. Bütün Hollywood starlarının sıraya girmesi bir tane Dracula posteri için anormal bir şey değil. Çünkü gerçekten çok ince işçilik barındıran şeyler. Hani Dracula İstanbul'da da biz o işçiliğe yaklaşma edimini görmüşüz ya. Şato dekoru kurmuşuz. Türkiye'de hadi gotik bir şey yani, mimari örneği şey yani. Türkiye'de batık tarzı ördeğinde olmayan bir mimari ördeğiniş yapmış. İşte şövalye, alçıpandan şövalye zırhları giydirmiş. Alçıpandan figürler falan kullanılmış vesaire. Hani ya bunları şey galada da kullanmışlar mesela böyle. Filmin girişinde böyle galaya girerken o şövalye figürünü falan görmüşler orada insanlar Dracula İstanbul'da filmdeki. Yani imkansızlıklar hani şeydir aslında, engel gibi görünüyor ama orada da çok güzel şeyler çıkıyor işte. Dracula'yı daha ürkütücü hale getirmek için orada işte diş ekleme filmi hani. Genelde Dracula o zaman kadar daha insani gösterilir. Ondan sonra dişleri var, Nosferatu'nun falan ama şu ortadaki Nosferatu'da var da. Evet, Nosferatu'yu da şey gibi, nasıl diyeyim, Dracula hep böyle insani yönle görülmeye alışmışsınız ya, Bela Lugosi etkisi. O onu biraz kırmış. Sonra şey o, filmde şey sahnesi de var o. Dekoru yan yatırmışlar, altı kapta üzerinde yürüyor. O yani şey, sinemada yani siyah beyaz örneklerine çok denk geldiğim bir örneği değil. Yok, hani, ilk zaten o. Zaten. O ilk defa. O ilk defa. Ben hiç örneğini görmedim çünkü izledim siyah beyaz Dracula'larda. Sis makinası filmin bütçesini de aşıyor, düşün. İşte sigarayı numaralı şey yaparak yani sis yapma. Yani bu yaratıcılıkta imkansızlıklar şeyi çıkarıyorlar ki yani bunu farklı örnekleri de var. İşte Sevimli Frankenstein filminde ya şato yok memlekette. Adamlar dış çekim için şehir örneğini almışlar mesela. Bu Türkiye'de Kırım Kilisesi var şeyde İstanbul'da. Onu dış mekan çekimini almışlar böyle gotik şato şeyi olarak. Bazı film şey görüntüleri falan orada çekmişler. İşte kasabaya gidiyor ya Timmy Frank, dedesinin mirasını arabaya işte Frankenstein canavarını yeniden yaratmak için. Peri bacalarında geçen bir şey macera. O kısımlarda, o sahnelerde peri bacalarında geçen şeyleri görürüz. Köy mezarlığı, köy bekçisi. İşte köylüler şey yaklaşıyor oluyor böyle. Bak diyor, sen de deden gibi cinlerle şeytanlarla uğraşırsan başımıza iş gelir. Çünkü bilim falan hikaye. Adam Anadolu köylüsü Frankenstein'le gözle bakar. Cinle şeytanla uğraşmış mı gözüyle bakar. Hani imkansızlıktan, yokluktan kendi öz şey kaynaklarına yönelmek, kendi yağında kavrulma şeyine girer. Yani bu da her zaman yüz yüz engel değil yani. Aksine insanın yaratıcılığını perçinleyen bir şey. Tabii canım ya, dünya sinemasında da her zaman öyle. Yani al işte Tarantino'nun en sevdiğimiz filmleri atıyorum. En erken dönem filmleri. En tamam ya, olanaksızlık diyemeyiz. Neticede John Travolta, Bruce Willis, Samuel Jackson oynuyor ama hani bugünkü olanaklara göre daha kısıtlı. Ya da şöyle söyleyeyim. Evde ilk dönemlerde çekilmiş şey gibidir o şey, hani böyle evde oda çekilmiş şey yani. Gerçek gibi dersem haksızlık olur hani. O kafada hani böyle bir odada belli mekanlarda geçen bir şey, hani böyle çok efekte uğraşılmadan yapılmış bir şey. Bir de hepimiz için hemen hemen aynı şey geçer. Mesela ben ilk kısa filmimi çektiğim zaman üzerine ne kadar çalıştığımı hatırlıyorum. Storyboardlarından hikayesine, şuna buna falana filana. Sonra ya, ikinci filmde imkanlar daha fazlaydı. İşi biraz daha öğrenmiştik. Ya senaryoyu yarısını yarına kadar yaz, yarısını oyuncularla kırparsın falan. Rabıta halindeyken o senaryo çıkar ya falan. Ya bir baştan sağmalık. Ama bu baştan sağmalığın sebebini ben daha önce İzmir Sinema Ofisi ile yapılan konuşmada bir miktar değindim. Şimdi yaptığın şey, yani öncül şey, eğer senin beklediğin kadar belli ses getiremiyorsa ya da belli insanların radarına giremiyorsa artık sen de bir yerden sonra düşük başlıyorsun. Ha, bu şey değil. Ya, o düşüş devam edecek anlamına gelmiyor. Ama ikinci adım birazcık daha tırsak atıyorsun. Sonra ikinci adım mesela belki daha iyi bir yere gidecek ya da seni daha çok yüreklendirecek. Üçüncü adımı zıplayarak atacaksın gibisinden. Onunla alakalı olması mümkün. Ben aslında şeye takıyorum şu son zamanlarda. Seninle daha önce konuştuk telefonda. Bu tamamen artık ortak olduğuna inandığım bir durum. Şimdi ben 2 ay önce eve çekildim.
İlk bir ay yani çok böyle hardcore çalıştığım için yani sabah 7'de falan yatıyorum işte akşam 5'te kalkıyorum. Topuklarımda sızlamalar oluyordu böyle acayip acayip, hani sinirsel midir artık neyse bilmiyorum. Sonra son bir aydır bir rutine girdim ve rutine girdiğim andan beri de garip garip kabuslar görmeye başladım. Şimdi ben gündemle böyle hardcore ilgilenen bir adam değilim ya da nasıl diyeyim, şöyle düşünmüyorum. Aman yarın ne olacak, gebereceğiz falan şeklinde düşünmüyorum. Hatta iyi bir organizasyon ve kolektif çalışmalar bütünüyle bu süreçten çok farklı bir şekilde çıkacağız. Belki kozalarımızdan çıkacağız. Belki bu zamana kadar cesaret edemediğimiz pek çok şeyi şu an ben ruhsal olarak hissedebiliyorum. Bazı şeyler için daha fazla enerjim var. Ve bu süreç bana bunu gösterdi. Ama bir taraftan da geceleri gördüğümüz garip garip kabuslar var. Ben mesela en basit kabusumdan birazcık bahsetmek isterim. Onunla başladı çünkü her şey ve sonra her şey boka sardı, öyle söyleyeyim. Her gün kabus görmeye başladım. Pandemiyle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Herkes evlerinde yine. Dışarıda korkunç bir ses var. Bu birazcık şeyi andırıyor. Josh Malerman'ın kafesini andırıyor. Hani orada bir dışarıdaki şeyi görünce delirme durumu var ya. Burada da insanlar dışarıdaki sesi duyunca deliriyorlar. Yani delirenler olmuş, delirip kendini öldürenler falan olmuş. Cart curt, herkes evine çekilmiş. Evlerde kulaklıklarla takılıyoruz bu arada. Global anlamda da daha şey bir iletişim halindeyiz. Sonra artık böyle Richard mıdır nedir? Ben yabancı bir elemanla konuşuyorum. İngilizce konuşuyorum hep de sonra. Ondan sonra adam diyor ki dışarıdaki ses diyor kesildi. Kulaklığını çıkarabilirsin diyor. Tam elimi kulaklığa götürürken o hani bizim karabasan dediğimiz o uyku felci olayı var ya, hani bir türlü uyanamama hali. Tam eli kulaklığa götürürken iki tane şöyle bir yapıştı kafama. O anda tabii ki o karabasan olayını, hani uyku felci olayının olduğunu anladım. Normalde ben birazcık nefesimi kontrol altına alıp vücudun kendine gelmesini beklerim o kitlenen süreçten. Abi vücut bir türlü kendine gelmedi. Yani normalde gelir ve bir süre sonra uyanırım. Abi vücut bir türlü kendine gelmedi. Sonra bir güçle pencerelere koştum. Hiçbir şey göremiyorum ama. Ne evi görüyorum, ne sokağı görüyorum, ne şunu görüyorum, ne bunu görüyorum falandır filandır. Böyle garip bir kabus yaşadım ve bununla başladı bazı şeyler. Sürekli postapokaliptik kabuslar görüyorum. Şimdi postapokaliptik kitabı yazan biri olarak da böyle kabuslar görmeye... Alanından kabusa görüyorum. Ben de işte sen alanından koltukta uyumuştum böyle. Köy evinde böyle cilli milli bir rüya görüyordum. Bak gerek pastoral şey, gezen ciller köyüne falan hani. Ben de onu görüyordum. Sana dedim ya hatta ben de kabus gördüm biraz önce diye. Çok acayip ya. Ama yani şeyi görüyoruz, sürekli bir geçmişe dair bir şeyler, geleceğe dair bir şeyler. Ama mesela şey değil, eskiden kabus gördüğümüzde kabusun hangi algoritmayla hafızamıza geldiğini hani bilemiyoruz ya, açıklamaya çalışılır edilir ama yani zibilyon tane partiküler bir şeyin hareket etmesi sonucu bir sürü saçmalık görüyoruz neticede. Ama artık böyle sanki birazcık daha hani görüngü gibi kabuslar görmeye başladık. Artık biz bunun belki de çok fazla evde kaldığımız için kendi alegorimizi üretiyor olma durumu da olabilir. Çünkü şeyi fark ettim ben. Ben mesela dışarı çıkmaya da hazır hissedemiyorum kendimi bir türlü. Yani bugün her şey, bütün bu salgın bitti. Hadi koşun dağ bayıra gidin kamp yapın dedi, deseler kapıdan nasıl çıkacağımı bilemiyorum mesela. Yani bende de var olurum. Yani o yüzden de şey de bir insanım, hani çok sosyal bir insan olmamakla birlikte dediğim gibi doğa adamıyım. Hani tek başıma olsa da giderim. Ve derin bir sosyofobi oluşturmaya başladı bu durum. Mesela şeyi düşünmeye başlıyorum. Bu sosyofobi illaki bir travmatik bir etki yaratacak. Hani hemen yarın yaratmaz belki. 5 yıl sonra yaratır. Belki 10 yıl sonra yaratır ama belli travmaları olacak ve herhalde geleceğin korku anlayışı da böyle daha bireysel travmalar üzerine belki yükselecek. Yani bunlarla yüzleşmek belki iyi olacak gibi geliyor. Çünkü biz sürekli duruma adapte oluyoruz. Bize bir bilgi geliyor, ona alışıyoruz. Başka bilgi geliyor, ona alışıyoruz. Biz süreci hala gözlemlemiyoruz aslında çoğumuz. Ve gözlemlemeye başladığımız zaman hani anlatı kaygısı olan insanlar, mesela senin gibi insanlar bu konuda birazcık daha nasıl diyeyim efektif üretimler çıkarabilir gibi geliyor bana şahsen. Yani işte ben de 3. romanın hazırlığındayım şu sıra. Bir de bir senaryo denemesi üzerinde çalışıyorum. Kısa bir dizi, böyle 5 bölümlük falan bir şey. Ben birebir bir dizi, internete uyarlanabilecek şekilde. Tamamen şey, deneme mahiyetinde bakalım nasıl bir şey çıkacak. Her şey olabilir, her şey çıkabilir mantığıyla yazıyorum. Hani romanı bile o mantıkla yazıyorum ben. Çünkü nasıl bir şeyden etkilenip nasıl bir şey, yani yazacağım hiç belli değil. Bir iki hikaye denemem oldu bu
2-3-2-3 hafta içerisinde yazdığım düzeltme ve satırlarla kendimi tanıyamadım hani. Ya bir yıl önce yazdığım şeyi falan hani bunu nasıl böyle yazmışım falan derken buldum kendim böyle. İnsan hakikaten şey üretimle hani cebelleşen, fikri üretimle cebelleşen insanı çok böyle farklı şeylere sevk edebilecek bir durum söz konusu yani bu yaşadığımız süreçte. Son olarak unutmadan şu kilit soruyu sormam lazım sana. Şimdi sen şimdi geleneksel korku yazmakla birlikte artık aslında sen ana akım geleneksel korku yazıyorsun yani şey değil. Senin kitaplarının bayağı tanıtımlarını Kadıköy'de şurada burada görüp... Biraz öyle bir durumu var. Yani şey metro şeyde falan rastlıyorlar. Ustacan Abdülhalis Paşa'yı falan görüyorlar yine. Hatta yani ben ilk defa basıldığını Facebook'tan değil şeyden öğrendim. Kadıköy Moda'da galiba bir afişten öğrendim. Yollamıştım o zaman da sana. Ha evet, evet evet. Şimdi sormak istediğim şey aslında şu. Bir yazar olarak mesela bir geleneksel korkuya yönelik üretim yapan spekülatif yazmak açısından da demiyorum. Sen bu işin aslında arkeolojisini de çok uzun zamandır yapıyorsun. Çok uzun zamandır korku tarihimize yönelik detayı aslında senden öğreniyoruz. Ama spekülatif alandan soracağım soruyu. Yerli okuyucu mesela nasıl tepkiler veriyor bu yerli üretim korku özellikle geleneksel korkulara, geleneksel korku mahsullerine diyeyim? Yani bu dönem dönem değişen bir şey aslında bu tepkileri. Yani bundan 10-15 yıl önce ben daha yani amatör yazar bile değilken, hani blog falan açmamışken, sitelerde falan yazmıyorken, korku hikayesi yazarken kağıt üstünde ya bu bize satmaz diye Türk yazarı çıkardı korku şey okusun, çevirileri falan hani büyükler, krallar falan dururken diye Türk yazarı yazdım korku bir şey okusun diyorlardı. Hani yayın evlerine hani basıp basmaması bir yere okurda da böyle yargı vardı ama beri yandan gene 2000'lerde ne oluyordu? İşte bu çift başlı kartal Yiğit Derbengil, işte Anadolu Korku Öyküleri onlar ilk çıkıyordu. Zifir Orkun Uçar ekibinin İksasyon sitesi yani internette böyle ilk bir sitelerle bir kıpırtı başladı. Sonra bunlar yavaş yavaş basılı camiada da örnekleri görülmeye başladı işte o. Korkak ve Canavar'ın ilk basılması Barış Müslüc Abdoğan falan. Hani şey adım adım bu insanlarda kırılmaya başladı. 2010'ların başına geldiğimizde de bu sefer ya evet bizde de yerli fantastik şeyler yazılıyor ama okurken bana çok yerlilik hissi geçmiyor falan diye bu sefer okur şikayet ediyordu. Şimdi 2020'lerin başında da şimdiki geldiğimiz süreçte de ilk defa denk gelen okur da oluyor mesela şey hoşuna gidiyor. Hani ben kahvehanede denk geldiğim ya da görebileceğim insanları böyle fantastik bir şeyde anlatı içinde, bir korku anlatısı içinde görünce hoşuna gidiyor. Yani bir köklere dönüş bir merak başladı. Çünkü şey sürekli çeviri üzerinden gidiyor. İnsanlar ister istemez bunun bizde de bu adili var mı? Farklı hikaye arayışına giriyor. Çünkü şey bir yerden sonra insanlar belli şeylerden sıkılırlar tek düzeye gittiği zaman. Dolayısıyla bu son 5-6 yıldır şey var. Bir yerel kültüre dönüş ve şey var. Bir arayış var. Bu da ister istemez benim yıllardan beri internette yazdığım makalelerinden tut öykülere sadece ben de değil birçok yani yazarım işte bizim Galip abilerin diğer yeni yetişen fantastik kurgu yazarlarının öyle bir şey sitelerde edergilerde yazan yazarların çalışmalarda bir ilgiyi arttırdı bir popülerlik kazandı mesela işte obur vampir muhabbeti falan artık popüler oluyor ya da Tırnova vampirleri bir ara Tırnova cadıları o vampir yeniçeriler muhabbeti bir ara yazmayanı dövüyorlardı hani öyle bir hale gelmişti. Dolayısıyla bu ilgi güzel okurda buna yönelik bir ilgi var o yüzden ben biraz ümitli bir gelecekte yani. Kitaplarla büyüyen kuşağın, hani bunu keşeden kuşak yetişkinliğe falan vardıkları şey yani 30'larda, 40, ya 2030'lara 40'lara geldiğimizde muhtemelen daha şey bir belki pazar haline gelecek. Bir korku endüstrisinden, mesela belki bilim kurgu endüstrisinden bahsedeceğiz yani. En edebi anlamda ve belki de sinema anlamında da bilemiyoruz şimdi hani. Ya şimdi imkansız gibi geliyor da o zamanın koşullarını bilemeyiz şimdi ileride ne olur. Ama hayal gücü anlamında okurda buna yönelik bir şey var artık. Yani okurda şey algısı kırılır çok oldu. Ya bizden böyle bir şey yazılır mı çıkar mı algısı kırılır çok oldu. Bilakis yenisini istiyorlar. Benim hikayeleri okuyunca da gelen ilk tepki şu oluyor genelde. Bu türde yazan başka yazarlar da var mı? Yerli fantastik türde yazarlar hani. Adam şey hani Türk bir yazardan hani böyle bir şey yani çıkabileceği yani yeni kırmaya başlamış. Şeyi de keşfine düşüyor. Öyle olunca da tabii bir sürü skala seviliyor üstlerde işte bak diğer ara gittiğinde korku rafına bakın şu şu türde vardır şu şu yayın evleri şunları çıkarıyor en sonunda geçen ay şu çıkarmış işte bir arkadaşımızdan o şöyle bir kitap yazdı yani tavsiyelerde bulunuyorum naçizane okurda şey yani gerisini okumaya ve tüketmeye yönelik daha farklısını tüketmeye yönelik bir şey var bir kıpırtı ve taban var yani bu olumlu yansıyacağını düşünüyorum ben o yüzden gelen tepkiler genelde olumlu ama zaten dediğimiz gibi işte bu önce metin alanı zenginleşmeli. Yani önce hikaye anlatımı, şimdi biz
Bizim sinemamızda hikaye anlatan doğrudan doğruya yönetmen sayısı çok az gerçekten. Korkuya vurursak bunu daha da az zaten. Şimdi yurt dışına baktığımızda gördüğümüz bir yönetmense atıyorum Wes Craven örneğini verecek olursak ya da işte John Carpenter yaratıcılık alanını tamamen buna kanalize edebilecek ve yapımcı baskısının dışında hareket edebilecek bir gücü olması lazım. Ama bizde böyle bir güç şu an görünürde yok. En azından şeyde yok. Belli bir kalitenin üzerinde üretmek istiyorsanız yok kardeşim. Ama tabii ki yeni mecralar çıkacak. Nasıl ki iki tane bilgisayar ekranıyla film yapılabiliyor artık. Yani gayet de sürükleyici filmler yapılabiliyor. Korku filmi bazında söylüyorum. Ama her şey metinde bitiyor. Yani iyi yazılmış metinlerimiz çoğalırsa, okuyucu bunun değerini iyi bilirse tabii ki. Yani orada beslemenin iyi olması lazım. İyi yazılmış metnin doğru kitle tarafından da takdir görmesi lazım ki yazanı da yüreklendirecek ve yazarın... Çünkü bir yazar kafasına tek bir fikri kitap yapmıyor. 50 tane fikrinden bir tanesini kitap yapıyor ve yemliyor seni gibi bir şey aslında bu. Yani şunlar içerisinde şunu ben düşünüyorum diyorsun, ona yoğunlaşıyorsun, onu bir şekilde kitaplaştırıyorsun. Ama ben biliyorum ki pek çok yazarın kıyıda, köşede, şurada, sandığında, bilmem neresindeki not defterinde, şurada, burada... Zibilyon tane fikir var. Zibilyon tane de küçük öykücükler var. Takdir bu öykülerin de hayata geçmesini ve şu baskıyla hayata geçmesini. Eğer doğru kitle tarafından değerlendirildiysen bir öncekinin altına düşmek de istemeyeceksin. Bir ileri adım atmak isteyeceksin. Dolayısıyla bu gelişim oluştunca illaki sinemada da bir gelişim yani sinema buraya kayıtsız kalamaz. Çünkü edebiyat böyle bir şey görecekse İlgi görecekse, talep görecekse sinemada ister istemez onu taşımaya çalışacak. Yani biz neyi talep gösteriyorsa okur alanında, bu sadece rafa düşmüş kitaplar olarak da bahsetmiyorum. Dediğim gibi yani bloglarda, e-kitaplarda, şurada, burada, podcastlerde metine sığdırılan her anlatı bir şekilde sinemada kendine karşılık bulacak. Yani bu maddenin kanunu böyle. Evet arkadaşlar, bugün Mehmet Berk Yaltırık'la birlikte sağ olsun benim kendisinden istediğim röportaj talebini de kırmadı. Ama bu bence muhabbet başka şekillerde devam da edecekmiş gibi bir his var içimde. Çünkü biz konuştuk ama ben hala konuşmuşuz gibi hissedemedim yani. Adamın istediğim şeyleri konuşamamışız gibi devam etmeli. Bence devam etmeli yani ya. Güzel, çünkü çok böyle konuşulacak, çekiştirilecek çok konu var böyle. Yani. Değil mi? O zaman devam etmesini isteyen arkadaşlar da, biz böyle şeylere genellikle kanal olarak karşıyız ama dürtmeden de hiç kimse yorum yazmıyor. Orada bir hayalet güruh var. İzleyip hiçbir şey yazmayan, beğenmeyen falan. Yazsınlar yorumlara yani. İstiyoruz şöyle olsun, bunu konuşun falan diye yazsınlar. Konuşalım yani. Özellikle de geleceğe dair kaygı taşıyan, yani bu türe dair kaygı taşıyan sorulara yönelik bir şeyler yapma yolundayız zaten uzun zamandır. Mehmet Berk Yaltırık'la birlikte de korku alanını biz bu şekilde işgal etmek istiyoruz. Çünkü aslında ben her ne kadar göstermesem de ortak zevkimiz ve pek çok ortak alanda da birlikte. İlklerde tanıştık, hatırlıyorsun değil mi? Üretimler yapmaya çalıştık. İlk evet, o gece dükkanına çok iyi hatırlıyorum. İki şişe şarap yedi şimdi Ramazan insanları kızdırmıyor. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle hızlı kapatırım ha. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Keyifle kalın.